Yine şaşırtmadı, dev ihale AK Partili yandaşa verildi. Kocaeli'nin Körfez ilçesine inşa ettirilecek konutlar için TOKİ tarafından düzenlenen 1.394 milyon liralık ihalenin oğlu AK Parti Kocaeli İl Yönetim Kurulu üyesi olan Macit Haldız'a verildiği ortaya çıktı. Türkiye'de kamu ihalelerinin dağıtımı, sıkça iktidarın makbul gördüğü kişilere para aktarma aracı olarak eleştiriliyor. Bu eleştirilerin odak noktasındaki kurumlardan biri de Türkiye'de konut inşaatları ve kentsel dönüşüm projeleri gibi büyük çaplı inşaat işleri gerçekleştiren Toplu Konut İdaresi var. TOKİ, açık ihale yöntemini kullanmak yerine pazarlık usulü gibi daha sınırlı bir katılıma olanak tanıyan yöntemleri tercih ettiği için eleştirilmişti. Ayrıca bu ihalelerin teknik şartnameleri, yüklenici seçimini kısıtlayıcı ve eleştirilere yol açacak şekillerde düzenlendiği gerekçesiyle tartışma konusu olmuştu. Son dönemde TOKİ'nin yaptığı ihalelerde, iktidara yakın kişilere veya şirketlere iş verildiği yönündeki iddialar da gündeme geldi. Özellikle Eylül 2023'te gerçekleştirilen Kocaeli İlimtepe Mahallesi 4. etap konut ve dükkan inşaatları ihalesi bu tartışmaların odak noktasında yer aldı. Söz konusu ihalede, toplam 6 şirket ihale dokümanını incelendi, ancak ihaleye sadece bir şirket teklif sundu. Tek teklifin sahibi olan şirketin, iktidara yakın bir isim tarafından kurulan Haldız İnşaat Otomotiv ve Ticaret Anonim Şirketi olduğu belirtildi. İhale sonucunda, 1.394.500.000 TL tutarında bir sözleşme imzalandı. İhaleyi kazanan Haldız İnşaat Otomotiv ve Ticaret Anonim Şirketi'nin sahibi, kamu ihaleleriyle büyüyen ve kamuoyunda AK Parti'nin müteahhidi olarak adlandırılan Macit Haldız. Şirketin kazandığı ve kayıtlara geçen toplam 7 kamu ihalesinin toplam değeri 2.4.587.000 TL. Bu ihaleler arasında, TOKİ'ye verilen 1.769.861.000 TL'lik ihalede yer alıyor. Bir diğer skandal da Başakşehir Belediyesi'nden geldi. AK Partili belediyenin devasa ihalesi bakın nereye gitti. AK Partili Başakşehir Belediyesi'nin ilçe genelini kapsayan devasa yol ihalesini, AK Parti Ortahisar İlçe Başkan Yardımcısı Dursun Ali Özderya'nın CETAŞ Madencilik şirketi aldı. AK Partili Başakşehir Belediyesi'nin ilçe genelini kapsayan devasa yol ihalesini, AK Parti Ortahisar İlçe Başkan Yardımcısı Dursun Ali Özderya'nın CETAŞ Madencilik şirketi aldı. Özderya'nın aynı adreste bulunan Makroyol şirketi de geçen yıl, Başakşehir Belediyesi'nden yaklaşık 16 milyon dolarlık yol ihalesi almıştı. Başakşehir Belediyesi'nin, 8 Eylül 2023 tarihinde düzenlediği, ilçe geneli sokaklar ve caddelerde altyapı ve üst yapı işleri yapılması, ihalesinin sözleşmesi imzalandı. Kamu İhale Kurumu'nda yer alan veriye göre Başakşehir Belediyesi, söz konusu ihale için CETAŞ Madencilik İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ile sözleşme imzaladı. CETAŞ firması 134 kalem inşaat ve 38 kalem elektrik işlerini kapsayan altyapı ve üst yapı işlerinin ihalesini, 699.959.486 TL'ye üstlendi. İhalenin döviz cinsinden yaklaşık bedeli ise 25 milyon dolar tutuyor. Farklı şirket ama aynı adres. Başakşehir Belediyesi'nin geçen yıl Nisan ayında düzenlediği, Başakşehir genelinde yol ve çeşitli sanat yapıları yapılması, ihalesini, Makroyol Yapı Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, 239.995.000 TL'ye almıştı. İhalenin yapıldığı tarihteki döviz kuruna göre bu ihalede yaklaşık 16.370.000 dolar tutmuştu. Aynı adreste bulunan her iki firmada Selim Özderya, Dursun Ali Özderya ve Mustafa Özderya'ya ait. Makroyol firması 2021 yılında da Başakşehir Belediyesi'nden 57.200.000 TL'ye yol yapı ihalesi almıştı. Aynı yıl Makro, karayollarının pazarlık usulüne göre düzenlediği, Giresun'daki yol inşaatıyla ilgili iki ayrı ihaleyi, toplam 191.639.644 TL'ye, CETAŞ firması da 2020 yılında yine karayollarından 170.597.030 TL'ye ihale almıştı. Siyaset ve ihale işleri at başı. Her iki şirkette de yönetim kurulu başkan yardımcısı olarak bulunan Dursun Ali Özderya, aynı zamanda AK Parti Trabzon Ortahisar İlçe Teşkilatı'nda ilçe başkan yardımcısı olarak görev yapıyor. İlçe yönetiminde ekonomi işleri başkanı olan Dursun Ali Özderya, sosyal medya paylaşımlarına göre ilçe teşkilatındaki nöbetlerini de aksatmıyor. Bu tür haberler için lütfen Hep Laf kanalına abone olmanızı ve bu video hakkında yorum yazmanızı istiyoruz. Sizin desteğinize ihtiyacımız var.